Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültene hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, Batagazi ilçesinde bir Kur'an kursunda mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay Battalgazi ilçesi Orduzu Kaldırı mahallesindeki Kur'an kursunun mutfağında bulunan tüpün gaz sızıntısı nedeniyle patlaması sonucu gerçekleşti. Patlama sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda çatı kısmının tamamını sardı. Yurt görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangında kursta görevli bir kişi hafif yaralandı. Yangın sonucu binada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Evde oturuyorduk. Çocuklar bağırdı işte, dışarıda Kur'an kursunun yandığını söylediler. Biz geldik, çatısından alevler yükseliyordu. İtfaiye yaradık işte, sağlık ekiplerini aradık. Allah'a şükür kimsenin canında bir şey yok. Nerede çıktı belli mi? Yemek yaparken bu mutfak tüpünden gaz sızmış, alev almış. Yemeği yapan arkadaşın da kolları falan hep yanmıştı. Yani, hastaneye mi kaldırıldı? Yok, burada şu anda yani hastanelik bir durum yok. Fakat o yüzünün kırları, ondan sonra kolundaki o tüyler hep yanmış. Ve siyasi partilerimizle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Pütürge ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Ağbaba ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunurken, Türkiye hızla kaosa sürükleniyor. İnsanlar etnik kökenlerinden, dillerinden dolayı saldırıya uğruyor. Bu saldırıların arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu milis gücü Osmanlı Ocağı var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Pütürge'ye bağlı orman içi Taşmış, Örmeli, Bakımlı, Tosunlu, Çengelli, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Aktarla, Çığırlı, Tatlıcak, Hüsükuşağı ve Sahilköy mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle ayrı ayrı görüşen ve sıkıntılarını dinleyen Ağbaba'ya ziyaret ettiği yerlerde büyük ilgi gösterildi. Seçimden sonra Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ama Malatya'daki ziyaretlerine aralıksız devam ettiğini kaydeden CHP milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin hızla kaosa sürüklendiğini söyledi. CHP olarak Türkiye'nin bir uzlaşma hükümetiyle, bir koalisyon hükümetiyle gitmesi gerektiğini, bunun da geçmişte muhalefet partisiyle yapması gerektiğini söyledik. Ama maalesef MHP'nin olmaz tutumuyla karşılaştık, AKP'nin bir koalisyona mecbur kılındık. Her şeye rağmen, tabanımızın tepkilerine rağmen, kendi partimizi düşünmeden, Türkiye'yi düşünerek AKP bir koalisyona da görüşmeler yaptı biliyorsunuz. Ama bu maalesef tabanların AKP'nin de istemesine rağmen saray sakinliği istemediği için bu koalisyon olmadı ve ardından hükümet kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermesi gerekirken bu görevi vermedi. Doğudan giden araçlarını saldırıya uğradığını belirten Ağbaba, Türkiye'nin her yanında oluk oluk kan akıyor dedi. Ağbaba konuşmasını CHP 1 Kasım'da iktidarı geliyor diyerek tamamladı. 90'lı yıllarda bile yaşanmayan şeyleri yaşıyoruz. Sırf arabalar plakası 44 diye Kayseri'de saldırıya uğruyor. Malatya otobüsleri, doğudan gelen otobüsler saldırıya uğruyor. Binalar saldırıya uğruyor. İnsanlar sadece rengi farklı diye saldırıya uğruyor. İşte mitingleri artık hırsız yazan afiş alınmıyor. Niye? Geçen bir emniyet diyor ki, o hırsız demekle kimi kastettiğinizi biz biliyoruz diyor. saray yazan şeyler kullanamıyorsunuz. Niye? Çünkü dokunulmaz bir cumhurbaşkanı var ve MİT Türkiye'deki olayları takip edeceğine, Türkiye'nin istihbaratı takip edeceğine ne yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı, muhalifleri takip ediyor. Değerli izleyenlerimiz, AK Parti'deyiz ve Mustafa Şahin'deyiz. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,
AK Parti'nin 5. Büyük Olağan Kongresi'ne ilişkin bir açıklamalarda bulundu. Mustafa Şahin, son günlerde tırmanan terör olayları ile ilgili de 1 Kasım seçimleri terörün son bulması için bir milat olacak dedi. 12 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen AK Parti 5. Büyük Olağan Kongresi'ne bir değerlendirmede AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'den geldi. Şehitlere saygı için kongrenin şölen havasında geçmemesine dikkat ettiklerini vurgulayan Şahin, son günlerde tırmanan terör olayları ile ilgili de 1 Kasım seçimleri terörün son bulması için bir milat olacak dedi. 12 Eylül Cumartesi günü Ankara'da 5. Büyük Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Özellikle kongremize başta ilimizin, il teşkilatımızın bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber yaklaşık yanılmıyorsam bir 10 otobüs civarında katılımla özel araçlara dahil olmak üzere çok yoğun bir katılımın olmasından dolayı başta il başkanlığımıza ve bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kongremizde kesinlikle özellikle bir şölen havasına dönüştürmenin ne kadar etik dış olacağını düşünerek başta genel başkanımız ve yetkili kurullarımızca almış olduğumuz kararlar neticesinde mütevazi bir kongre süreci gerçekleştirdik. 40 binden fazla insanımızın katkısıyla olmasına rağmen en ufak bir taşkınlık, en ufak bir böyle şenlik havasına dönüştürerek şehitlerimizin gerçekten kemiklerini sızlatacak, onların ruhlarına zarar verecek bir olayın olmaması da elbette bizim en önemsemiş olduğumuz bir çalışma tarzıydı. PKK'ya yönelik mücadelede inlerine kadar girildiğini belirten Şahin, 1 Kasım seçimlerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti. 1 Kasım seçimlerinin terörün son bulması için bir milat olacağını belirten Şahin, milletvekili aday listeleriyle alakalı da şunları söyledi. Bundan önceki dönemlerdeki mücadeleden çok daha farklı ve inlerine kadar şu anda biliyorsunuz onlara lojistik destek veren özellikle yurt dışındaki ve yurt içerisindeki bütün odaklarını yok edinceye kadar ben süreceğini yetkili ağızlardan zaten duyuyoruz. 1 Kasım seçimlerinin de terörün son bulması için, istikrarın tekrar yeni baştan icra edilmesi için bir milat olacağını ümit ediyorum. Vatandaşlarımızdan biz bunları görüyoruz. Listelerle alakalı insanlarımızın değişik bir takım spekülasyonlara alet edildiğini görüyoruz. Bunu elbette ki genel merkezimiz yetkili organları vasıtasıyla gerekli olan çalışmalarını yapıyorlar. Değerli izleyenlerimiz, 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde siyasi partilerin kesin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmalarına 2 gün kaldı. Büyük Birlik Partisi milletvekili aday adaylarını ise kamuoyuna tanıttı. 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde siyasi partilerin kesin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmalarına 2 gün kalırken Büyük Birlik Partisi milletvekili aday adaylarını kamuoyuna tanıttı. İl binasında düzenlenen tanıtım toplantısına İl Başkanı Sema Altuntaş, milletvekili adayları ve üyeler katıldı. İl Başkanı Sema Altuntaş, ülkede yaşanan terör olayları ile ilgili değerlendirme yaparak seçim günü ülkeyi karıştıranlara cevap vereceklerini söyledi. Ülkemizde 1 Kasım seçimleri öncesi yaşanan olayları endişeyle takip etmekteyiz. Ülkemizin milli ve manevi menfaatleri için hepimizin birlik içinde olma zamanıdır. Bu seçim ülkemizi bölmek isteyenlere, iç karışıklıklara sebep olup Türkiye için bir Suriye, bir Kuzey Irak modeli belirleyenlere cevabımızı vereceğimiz gündür. Uygulanan yanlış politikalar sonucunda çözüm süreci PKK terör örgütünün yeniden yapılanma süreci haline gelmiş, sınır kapılarının açılması, ülkeye tüm terör örgütü üyelerinin, yine cephanelerin ve mühimmatların giriş bileti olmuştur. Halkımız kendi içinde gruplara ayrılmaya ve ülke içerisinde toplumda bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Biz bütün bunları durdurmak için milletimizi birliğe, büyük birliğe davet ediyoruz. 11 kişinin partiye başvurduğunu söyleyen Altuntaş, listede yer alan adayları tanıttı. 1 Kasım seçimleri için Malatya Teşkilatı'na Büyük Birlik Partisi olarak milletvekili aday adaylığı başvuruları süresi sona ermiştir. Ve yine Büyük Birlik Partisi'ne karşı Malatya'mızın göstermiş olduğu teveccühten dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Malatya İl Teşkilatı'na bu sene 11 adet aday adayı başvurumuz oldu. Ve bu başvurularda şu isimlerdir.
Asil listemiz de şu şekilde. Asil listemizi de bildirelim kamuoyuna. Bir numara Sema Altuntaş, avukat. İki numara Abdullah Akgün, çiftçi, işletmeci. Üç numara İbrahim Aygün, iş adamı, İSO baş denetmeni. Dört numara Mehmet Ayaz, işletmeci, reklam ajansı sahibi. Beş numara Süheda Atilla, kimyager. Ve altı numarada da Haki Aslan, müteahhit. 1 Kasım seçimlerinin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu kaderlerden kaderini yapalım. Değerli izleyenlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili aday adaylarından Avukat Bayram Özcan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Avukat Özcan, son günlerde basına yönelik yapılan saldırıları hatırlatarak bu saldırıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili aday adayı Avukat Bayram Özcan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Avukat Bayram Özcan'ı cemiyet binasında ağırlayan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Malatya'dan milletvekili aday adayı olan Avukat Sayın Bayram Özcan cemiyetimizi ziyaret için burada bulunuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır tanıdığımız Malatya Barosu'nun çok başarılı avukatlarından biri. Malatya'nın sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında siyasete girme kararı vermiş. Kendisini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Tabii Malatya'nın sorun ve sıkıntıları hakikaten büyük. İnşallah 1 Kasım'da yapılacak olan seçim hem Malatya'mızın hem Türkiye'nin bazı sorun ve sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Ziyarette konuşan Avukat Bayram Özcan ise son günlerde basına yönelik yapılan saldırıları hatırlatarak basın özgürlüğü tüm dünyada bilhassa çağdaş ülkelerde inanç ve fikir özgürlüğüyle eşdeğerdir dedi. Memleketin içinde Malatya'mızın sorunları. Bunları düşünerek kendimi siyasete zorunlu hissettiğimi, bu konudaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Basın özgürlüğü tüm dünyada, bilhassa çağdaş ülkelerde inanç ve fikir özgürlüğüyle eşdeğer anlamdadır. Çünkü kamuoyu ancak özgür basının doğruları yansıtmasıyla şekillenebilir. Geçtiğimiz günlerde doğruları yazdığı için iktidar partisi Gençlik Kolları Başkanı, daha iyi zamanda milletvekili olan bir insan, yanına aldığı bir grup insanla bir gazeteyi, Türkiye'de ulusal bir gazeteyi baskın yapıp orada camları kırmasını, basını korkutmaya, sindirmeye çalışmasını şiddetle kınıyorum. Değerli izleyenlerimiz, bayram tatili kaç gün oldu? Resmi tatil oldu mu, olmadı mı diye merak ederken Başbakan Davutoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül'den itibaren 2,5 gün izinli sayılmasına ilişkin yasayı imzaladı. Başbakan Davutoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül'den itibaren 2,5 gün izini sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı. Başbakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül'den itibaren 2,5 gün izini sayılmasına ilişkin yazıyı imzalamıştır. Kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için askeri seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 2,5 gün idari izini sayılacaklardır, yazılı ilgili kurumlara gönderilmiştir. Ve Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediyesi yeni yol açma ve genişletmeleri çalışmaları kapsamında Bostanbaşı Mahallesi ile Yakınca Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan 1800 metre uzunluğundaki imar yolu açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi yeni yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında Malatya'nın ulaşım planlaması bakımından büyük önemi bulunan ve Bostanbaşı Mahallesi ile Yakınca Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan 1800 metre uzunluğundaki imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada açılan 1000 metrelik bölümde 90 bin metreküp dolgu ve kazı çalışması yapan ekiplerin güzergah üzerinde bulunan kuru deri yataklarına da çeşitli çaplarda beton büzler yerleştirdiği, kazı ve dolgu çalışmalarının bitmesinin ardından ekiplerin yeni yolda üst yapı çalışmaları yapacağı belirtildi. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bostanbaşı bölgesinin yapılaşma bakımından hızla geliştiğini belirtti. Evet, milyonları yakından ilgilendiren bir haber. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki hastaların ilaç alımına yönelik protokolün bitimine 14 gün gibi kısa bir süre kaldı. Protokolün imzalanmaması durumunda vatandaş ilacı parayla alacak. Malatya Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Tahir Özelçi ise vatandaşların büyük mağduriyet yaşayabileceklerini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında hastaların ilaç alımına yönelik protokolün bitmesine 14 gün gibi kısa bir süre kalırken, protokolün imzalanmaması durumunda vatandaş ilacı artık parayla alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan görüşmelerde görüş birliğine varılamadığını söyleyen Özelçi, vatandaşların büyük mağduriyet yaşayacaklarını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında hastaların ilaç alımına yönelik protokol bitti. Daha sonra bu tekrar bir protokol imzalanamadı ve eski protokol 2 Eylül ayının sonuna kadar, yani Ekim 1'e kadar uzatıldı. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ve Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle son yaptığımız toplantılarda bu protokolün tekrar imzası yönünde herhangi bir görüş birliğine varamadık. Bir takım ekonomik taleplerimiz var. Biliyorsunuz eczanelerimiz artık yangın yeri ve eczacıların ekonomik talepleri var. Bu ekonomik taleplerin de karşılandığı bir protokolün bir an önce imzalanması gerekiyor. Niye imzalanması gerekiyor? Eğer imzalanmadığı takdirde halkımız ilacını eczanelerden parasıyla alıp, faturasını alıp Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gidip kendi parasını almak zorunda kalacak. Bu halkımıza bir külfet getirecek ve uygulanması pek mümkün olmayan bir şey gözüküyor. Protokolün siyasi iradenin olmadığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki memurların bu konuda imza atamayacakları bahanesiyle imzalamadığını iddia eden Özelçi siyasilere seslendi. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu bu protokolü imzalamazken siyasi iradenin olmadığını ve bunlara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki memurların bu konuda imzalayamayacaklarını bahane ediyorlar. Biz burada bu konuda etkili siyasilere ya yetkili kişilere seslenmek istiyoruz. Biz halkımızla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Biz birinci görevimiz olan sağlık danışmanlığını yapıp insanlarımızın, halkımızın ilaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu nedenle bizim problemimiz ve halkımızın problemi olarak gözüken ilaç alım protokolünün bir an önce imzalanması karşılıklı kişiler tarafından ve hayata geçirilmesi lazım. Aksi takdirde halk sağlığı açısından mağduriyetler yaşanacak ve bu da bizim istemediğimiz. Değerli izleyenlerimiz, son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu terör saldırılarına bir açıklamada Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneği'nden geldi. Başkan Murat Cengiz ve dernek üyeleri düzenlenen etkinlikte basın mensupları ile bir araya gelirken, MASÖP adına açıklama yapan Başkan Cengiz, son günlerde artan terör olayları için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneği Başkanı Murat Cengiz ve dernek üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Cengiz, yaşanan bu zor süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Birlik, beraberlik için Türkiye'de yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Siyasilerimizin, bürokratlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının ve bu ülkede yaşayan herkesin duyarlı olma anı gelmiştir. Herkes bu ülkenin birliği, beraberliği için elini değil, gövdesini taşın altına koyması
gerekiyor. Eğer duyarlı olsaydılar, ülkelerine sahip çıksaydılar, ülkeleri için ellerini taşın altına koysaydılar, bugün oradaki anılar ağlamazdı. PKK olayı yıllardır Türkiye'nin baş belası. Günden güne güçlenerek ülkemizde gençlerimizin, polislerimizin, askerimizin, canlarımızın kanını döküyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız Kürtleri itham altında bırakıyor. Bunu Kürtler yapıyor diyor. Aslında Kürtler yapmıyor. O Kürtler baskıyla, zorla, şiddetle dağa çıkartılan insanlar. O %70 masum insanımızın vatanına, milletine yüzünü dönmesi, vatanına, milletine sahip çıkması gerekiyor. Eğer bizim bugün siyasilerimiz, bürokratlarımız, zenginlerimiz, vatandaşlarımız bu ülkeye sahip çıkmayacaksa hangi gün çıkacak? Sizlere soruyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Hafta sonunda Yeni Malatya Spor Doğu Derbisi'nde Elazığ ile karşılaşacak. Sportif direktör Ali Ravcı Elazığ derbisi öncesinde takımın son form durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takımın maça hazır olduğunu belirten Ravcı, iki kent arasındaki rekabetin bir başka ayağını yaşayacaklarını ifade etti. Yeni Malatya Spor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Elazığ Spor derbisi öncesi takımın son form durumunun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Ligin ilk haftasından bugüne kadar olan zamanda takımın form grafiği her geçen gün yükseliyor. Hatırlarsanız ligin ilk haftasında içeride aldığımız 1461 yenilgisiyle lige başladık. Kötü bir başlangıç yaptık ama sonraki haftalarda takım olarak gayet iyi duruma geldik. Yani yavaş yavaş da bu ivme yükselerek devam ediyor. Bu hafta yine zor bir deplasmana gitmiştik. Karabük deplasmanına. Aslında ligde bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar zor geçecek. Bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız. Ama biz de Yeni Malatya Spor olarak iyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Sezon başından bugüne kadar olan zamanda futbolcularımızın uyum sorununu da çözmüş olduk. Aramıza katılan yabancı oyuncuların takıma katkısı her geçen gün artarak devam ediyor. Bu hafta da Karabük karşısında iyi bir oyun sergiledik. Takım mücadelesinden oldukça memnunuz. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Aldığımız bir puan deplasmanda Karabük gibi zor bir ekipten aldığımız bir puan gayet iyi ama bu arada galibiyeti kaçıran tarafta biz olduk. Doğu'nun derbisi olarak adlandırılan Yeni Malatya Spor Elazığ Spor karşılaşması ile ilgili de konuşan Ali Ravcı, yıllardır süregelen iki kent arasındaki rekabetin bir başka ayağını yaşayacaklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Yıllar sonra komşu kentimiz Elazığ Spor'la sahamızda maç oynayacağız. Tabii geçmişten gelen bir rekabet var. İki taraftar arasında geçmiş dönemlerde biraz tatsızlıklar yaşandı. Evet. Fakat şunu özellikle belirtmek lazım. Ülkemizin bugünlerde özellikle birlik, beraberlik içerisinde olması gereken şu günlerde bizim de futbolu sadece rekabet olarak görmemiz ve her şeyden önce centilmenliği elden bırakmayıp futbolun, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani futbolun 3 neticeli oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bunu unutmamak gerekiyor. Özellikle ben Yeni Malatya Spor'un o büyük taraftarından bu hafta ellerinden geldiği kadar takımlarını desteklemelerini ve çok fazla da rakip takımla uğraşmamalarını istiyorum. Bunu kulüp olarak istiyoruz, yönetim olarak istiyoruz. Yine söylüyoruz, Elazığ bizim en yakın komşu kentimiz. Tatlı bir rekabet var. Tatlı bir rekabet var. Bu rekabetin de tatlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Ama galip gelen tarafın da Yeni Malatya Spor olmasını istiyoruz. Evet, malumunuz Yeni Malatya Spor Elazığ maçında deplasman takımının taraftarı stadyuma alınamayacak. Elazığ'daki maçta da yine aynı şekilde Malatyalı taraftarlar maçı izleyemeyecek.
Bu anlamda maçın dostça geçmesini de temenni ediyoruz. Yeni Malatyaspor'la devam ediyoruz bu anlamda. Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Alex dos Santos hafta sonu oynanacak Elazığ derbisi ve kendi performansı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Malatya'da ailesiyle yaşadığını belirterek Malatya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Alex dos Santos hafta sonu oynanacak Elazığ Spor derbisi ve kendi performansı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alex ailesiyle birlikte yaşadığı Malatya'ya kısa sürede alıştığını ve her şeyin çok güzel olduğunu kaydederek Malatyalılara teşekkür etti. Çok çabuk geçti bizim adaptasyon şeyde Malatya'da diyor. Ailemle beraber geçiyoruz çocuklarla. Bu yaklaşımınız için gündelik benim başarımla ilgili söylediğiniz şey için teşekkür ederim her şeyden önce. Ve ayrıca Malatya halkına teşekkür ederim. Bana eşime artık rahat gezebiliyor. Gösterdikleri ilgiden dolayı sağ olsun. Kısa sürede takıma uyum sağlamasını arkadaşlarına bağlayan Alex, Elazığ maçında taraftara ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. Bütün grup, ben yalnız oynamıyorum. Bütün grup başarım varsa da arkadaşlarıma borçluyum. Konya'dan 3 puan kazandık. Bu Karabük Spor'dan 3 puanı kaçırdık. Ama 1 puanla döndük. Bir şeyden önce takımdan çok iyi oturduk. Hep beraber çok iyi oynuyoruz. Hocamızdan çok mutluyuz. Bizi yönlendirdiği gibi çalışıyoruz. Ama benim ricam seyirci. Bütün oyunlar, derbiler benim için hepsi aynıdır. Hepsi final maçıdır. Hepsine final gözüyle bakıyoruz. Hepsi 90 dakika. Ben buna böyle inanmışım, böyle oynuyorum. Futbol hayatım boyunca. Ama en önemlisi sağlıklı bir şekilde, bir sorunsuz bir şekilde 3 puanı alacağımızı söylüyorum. En önemlisi hocanız da kendi güveninizi vermişse size, siz hocanıza güvendiyseniz her şey sorunsuz biter. Her şey kolay oluyor sizin açınızdan. Fakat ben öyle bir karakterim, futbol karakterim var ki diyor. Evet, bazen çok teknik anlamda burada duruyorum. Oraya koşuyorum. Bir yer değiştiriyorum. Defansa gidip yardım ediyorum. Solda oynuyorum. Bazen sağda oynuyorum diyor. Ben yer değiştiriyorum. Benim kendi özel, spesyal şeyim. Futbol karakterim. Kesinlikle ben istirham ediyorum, rica ediyorum. Bizi 90 dakika desteklesinler. Biz seyirciyi görünce arkamızda çok daha farklı oynuyoruz, daha coşkulu oynuyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Ama ben onları tamamen kendi Malatya halkıyla beraber bir aile olarak, bir familya olarak hissediyorum. Öyle de sahaya çıkıyorum. Bravo. Haber merkezimizce hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.